douşuna fabrikadan çıkartılma törenine ve ilk uçuşuna şahit olduğum dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'ler artık hızla gökyüzünden çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde ikisi Alman Lufthansa biri de Malezya Hava Yolları'na ait 3 uçak parçalanmak üzere son yolculuğuna çıktı. Böylelikle toplam 254 adet üretilmiş uçakların 30'u emekli oldu. Kalanlar bakalım kaç yıl daha hizmet verecek. Önce gelin kısa bir tarih turu yapalım ve A380'in hikayesini birlikte öğrenelim. 1960'ların sonundan 2000'lerin başına kadar dünya en büyük yolcu uçağı ünvanı Boeing'e aitti. 747 Jumbo Jet'i kullanmak hava yolları için çok ciddi bir prestijdi. İkinci katı deveyi andıran hörgüçe benziyordu. 747'ler kıtaları birbirine bağlıyordu. Kargo modeli ise tonlarca yükü gökyüzünde taşıyabiliyordu. 1990'ların ikinci yarısına geldiğimizde uzun yıllardır 747'nin sahip olduğu tahtın yeni talibi Airbus şirketiydi. Avrupalı şirket tasarımlarıyla kendini ispat etmişti. Hedefi en büyük yolcu uçağını tasarlamak 747 yerini alacak bir yeni uçak planlamaktı. A3XX adını taşıyan proje kesin siparişlerle A380 adını aldı. 2007'de hizmete girmesiyle gökyüzünde yeni bir dönem başladı. Büyük hacimler, örneğin Emirates'in havada duş konsepti gibi tasarımlar uçak yolcuları tarafından çok sevildi. A380'i işletmek havayolları için de bir prestij konusuydu. Aradan yıllar geçince A380'in yüksek operasyon maliyetleri, kısıtlı kargo kapasitesi nedeniyle özellikle Pandemi döneminde havayolu şirketlerinin sırtlarında birer kambur haline gelmeye başladı. Havayolu şirketleri önce A380'leri yere indirdi. Kriz döneminde tekrar uçacakları günleri beklediler. Ancak toparlanma bazı havayolları için tahmin edilenden daha yavaş ilerliyordu. Şirketler A380'ler için emeklilik kararı almaya başladı. Filoda ihtiyaç fazlası uçaklar son yolculukları için geri dönüşüm konusunda uzman şirketlerin merkezlerine doğru yola çıktı. Uçak geri dönüşümünde iki önemli amaç var. Bunlardan biri yedek parça. İkincisi de hurdanın çevreye en az zarar verecek şekilde dönüşümünü sağlamak. Bir yolcu uçağının en pahalı parçalarının başında motorlar geliyor. A380'de Rolls-Royce imalatı Trent 970 veya Engine Alliance GP 7270 motorları kullanılıyor. Bu motorlar sökülüyor, durumu iyi olanlar yedek motor olarak kullanılıyor. Havayolu şirketleri için yedek motorlar aynı yedek uçaklar gibi çok çok önemli. Arıza yaşandığında ekipler sorunlu motoru söküyor, yerine yedek motoru takıyor. Arızalan ise bakım alınıyor. Bu sırada uçak yerde kalmadan yeniden operasyon gerçekleştiriliyor. 01 A380 motorunun fiyatı yaklaşık 25 milyon dolar. İkinci elde ise kullanılmış motorlar durumlarına göre fiyat fiyatları 2,5 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor. Toplam uçuş saati, büyük bakıma kalan süreleri motorların fiyatını belirliyor. Uçak üzerinde ikinci pahalı parça ise iniş takımları. Düşünün maksimum kalkış ağırlığı 575 ton olan uçağı yerde o gördüğünüz iniş takımları taşıyor. Uçaklarda 3 farklı yerde iniş takımları bulunuyor. Öndekine burun iniş takımı deniliyor. Uçağın yerde sağa sola dönüşlerinde yani taksi sırasında burun iniş takımları pilotlar tarafından kontrol ediliyor. Ana iniş takımları ise Örneğin A380'de hem kanat altında hem de gövde ortasında yer alıyor. Ana iniş takımlarında fren sistemi bulunuyor. A380 iniş sırasında piste teker koyduğunda ilk şoku ana iniş takımları alıyor. İniş takımlarının toplam ağırlığı yaklaşık 20 tonun üzerinde hidrolik ve çok gelişmiş metal alaşımlarından oluşuyor. İniş takımlarının bakımı çok önemli. Bu açıdan emekli edilen uçaklardaki iniş takımları sökülüyor. Hizmetteki uçaklarda bakımdan geçirildikten sonra kullanılabiliyor. Uçaklarda fiyat olarak pahalı üçüncü sistem ise aviyonikler. Yani elektronik sistemler. Kokpitte yer alan bu sistemlerin arızalanması durumunda sökülüyor. Yerine yedekleri takılıyor. Emekli uçaklardaki aviyonik sistemlerde ciddi para ediyor. Yedek parça olarak ayrılanlar tekrar bakımdan geçiriliyor. Yetkili bakım kuruluşları tarafından onaylanıyor. Yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Yani bir geri dönüşüm gerçekleştiriliyor. Mevcut parçalar sayesinde kalan A380'lerin en az 20 yıl daha emniyette uçurulması hedefleniyor. Uçak üzerindeki metal parçalar ise geri dönüşüme sokuluyor. Alüminyum, titanyum, çelik gibi farklı metal ve alaşımlar ayrıştırılıyor. Havacılık dışındaki alanlarda kullanılıyor. Benzer bir geri dönüşüm kablo veya kompozit malzemelerde de gerçekleştiriliyor. Havayolları artık büyük uçaklardan çok daha küçük ama çift motorlu günlük olarak yolculara daha fazla uçuş alternatifi sunabilecek yeni nesil uçakları tercih ediyor. Airbus A350, Boeing 787 gibi modeller revaçta. Bu uçaklarla karşılaştırıldığında A380'i doldurmak çok daha zor. Buna 4 motorla Yüksek operasyon maliyetiyle düşük kargo kapasitesini eklediğinizde ortaya A380'in emeklilik nedenleri çıkıyor. Kim bilir? Belki de yakın gelecekte açık rotor tasarımı olarak adlandırılan motorlarla A380'ler daha ekonomik uçabilecek veya yakıt olarak hidrojen kullanılabilecek. Henüz bu teknolojilerin uygulanıp uygulanmayacağı veya verimli olup olmayacağını bilemiyoruz. Ama gelecekte bu teknolojiler uygulanırsa A380'ler daha ekonomik olarak kullanılabilir. A380 konusunu kapatmadan önce önce iki önemli soruya da cevap verelim. Bir dönem Airbus A380'leri Türk Hava Yolları'na da satmak için ciddi çaba sarf etmişti. Birkaç kez A380 ülkemize getirilmiş havacılık fuarlarında da boy göstermişti. Airbus Türk Hava Yolları'nın A380 kullanabileceği hatları belirlemiş. Bunlarla ilgili detaylı fizibilite raporları hazırlamıştı. Yakın markaja rağmen TE A380'i tercih etmedi. O dönemki Türk Hava Yolları yöneticileri hazırlanan raporlarda uçağın ikinci el değerinin düşüklüğüne dikkat çekmişti. O yaklaşımın bugün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Liste satış fiyatı yaklaşık o dönemde 400 milyon dolar olan A380'lerin bugün ikinci el fiyatları yaklaşık 20 milyon dolardan başlıyor. Az uçuş saatine sahip olanlarda ise en yüksek rakam 80 milyon dolar civarı. Düşük talep, kısıtlı üretim nedeniyle bugünlerde A380'ler ikinci elde pazar şansına pek sahip değil. Sonuç olarak bu nedenle de uçaklar parçalanıyor ve yedek parçalarından yararlanılıyor. Ne yazık ki dev uçakların devri kapandı. Boeing 747'den sonra Airbus A380 de imalat hatlarına yıllar önce veda etti. Eğer A380 ile uçmak iki katlı yolcu uçağını tecrübe etmek isterseniz Emirates bu uçakları Dubai-İstanbul hattı da kullanıyor. Her gün bir A380 ile Emirates uçuş gerçekleştiriyor. Ağırlıklı olarak sivil havacılık ve belgesel konularına ağırlık verdiğimiz Tolga Özbek Ekstra kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.